Henry için geri dönün. Neredesin? Vallahi şimdi. Açıkla bize, neredesin? Vallahi neredeyim? Evet. Çalışıyoruz be. Çalışıyoruz değil mi? Vallahi çalışıyoruz. Evet, elimizde olmayan sebeplerden ötürü 2 haftadır bu arada. 2 hafta oldu Evet, değil mi? 2 haftadır yayında yokuz maalesef. Evet, maalesef. Enric için bu arada ufak bir ara vermiş oldu. Arayan soran herkese çok teşekkür ediyoruz. Evet. Zira İstanbul'dan tutun da Ankara'ya, efendime söyleyeyim Mersin'e kadar soranlarımız oldu. Neredesiniz, niye yeni videolar gelmiyor diyenler oldu. Benim çalıştığım dükkana gelip soranlar oldu. Evet, ben bazılarına şey yaptım. Ya bitti artık çekemiyoruz falan yaptım. Hani Ya. tepkilerini ölçmek için ama baktım istediğim tepkiyi alamıyorum. Allah senin cezanı versin diyerek. Bizim için tabii ki bir yandan çalışıp bir yandan video çekip bir yandan o videoları düzenlemek işte Çok zor. çok zor. Artı tabii ekstralar da var. Şimdi şunu da diyebilirsin. Ya kardeşim yapamıyorsan yapma, zaman ne uğraşıyorsun diyebilirsiniz. Sana ne kardeşim? Yani canımız böyle istiyor Hiç ya. beklemiyordum böyle bir tepki. Tabii. Ben şok. Sen şok Hayır, tabii. grubun Sana ne güzel atarsın. kardeşim. Yani çekerim çekmem ya. Ben kime atar yapıyorum şu anda? Hayır, normalde Onu izleyici bilmiyorum evet yani. atarlısı benim. Ben şu an çok şoktayım yani. Yani yok, atar gider yok güzel kardeşim. Çekiyorsam çekerim, çekmiyorsam çekmem. Bu Sana kimse bilmiyor. ne? Tamam, neyse. Şimdi bugün ne Konuş. yapıyoruz? Ay şeye bağlayacaktım biraz daha. Şoför, şoför. Neyse tamam. Korktum yani. Bugün ne Bugün yapacağız? ne yapacağız biliyor musun? Benim en Çok sevdiğim. bizim ilk videomuz kara tahta videosu. Hatırlayanlar vardır İlk göz mutlaka. ağrım. Mikrofonsuz falan böyle amatörce çektiğimiz videolardan Hala ilkiydi. amatörce. Hala Evet. tabii, hala amatör. Değil mi? Şey gibi oldu bu. Evet Ya biz sanki. artık uluslararası Evet arenadayız. evet. O Onun gibi zamanlar çok oldu. amatördük. Yok yok, ama hakikaten şu fark oluyor isterseniz. Ben onu hissediyorum. Yani mutlaka izleyenler de hissediyordur. Ya ilk videolarla hani şimdiki videolar arasında bence fark var. Yani Herhalde. bizim de o hani acemiliği atmamız, daha rahat konuşmamız açısından söylüyorum. Yoksa ortada bir prodüksiyon yok tabii ki. Bak Linç şu anda bile bile yedik, linç. linç bile yedik valla. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Kara tahta boyasından o ilk videoyu izleyenler hatırlar. Şuraya linkini de koyalım. Tekrar izlemek isterseniz bakabilirsiniz. Burayı biz 120 milimlik bir kara tahta boyasıyla boyadık. Geriye yaklaşık olarak 40 milim, 50 milim civarında bir kara tahta boyamız var. Şimdi bununla dediğim gibi bu aslında akrilik bir boya. Bir de bu şöyle söyleyeyim. Bunu bir de çok sordular kara Evet. tahta boyasını Gerçekten hani çok soran duvarda. oldu. Bunu yapmamızın nedeni de şu bir yandan. Evet duvarda da kullanabilirsiniz ama bunu başka yerlerde de Tabii. kullanabilirsiniz. Bugün bardakta kullanacağız. İleride bir iki fikrimiz daha var kara tahta Evet. boyasıyla alakalı. Onları da görmüş olacağız. Ya kara tahtanın ekmeğini yiyelim diyoruz biz. Evet bir Aslan. de şöyle aslında benim ilk fikrim her şeyden önce bardak boyamaktı. Önce bunu da söyleyeyim. Evet. Çünkü ben çok istiyordum. Doğru. Hatta ben alacaktım Evet. böyle kara tahtalı bir bardak. Aldırmadın, hatırlatırım. Neyse, ben sana yaparım dedim. Evet. Üstünden 2 sene geçti. Ama yapıyorum. Ama yapıyorsun, Ama evet. yapıyorum. Bizde verilen Ben sözler laf tutulur. sokacaktım ya, Bir sokamadım. sokamazsın. Çünkü Sokamadım. bizde verilen sözler tutulur Evet, arkadaşlar. Bunun 2 yıl sonra süresi falan. varmış, yokmuş çok önemli Evet, değil. Yani bir evet. sene, 10 sene yaptık mı yaptık. Tamam. Şimdi dediğim gibi bu akrilik bir boya. Akrilik boya olduğu için aslında bunu ahşapta, duvarda, camda aslında her yüzeyde uygulayabiliyorsunuz. Sadece uyguladığınız yüzeye göre kuruma süresi değişiyor. Değişiyor. O yüzeyde ne kadar sık kullanıyorsunuz, ne kadar farklı işlemler uyguluyorsunuz ona göre dayanıklılığı artıyor veya azalıyor. Yani örnek veriyorum, bunu bardakta uyguladığımızda bulaşık makinesine atıyorsanız, yüksek ısılarda yıkıyorsanız eğer tabii ki bir süre sonra aşınacaktır. O boyalar yavaş yavaş gidecektir. Ben çok merak ediyorum. Şimdi boyayalım hemen makineye atıp Ben yıkayacağım de merak mesela. ediyorum ama o makineye Çıkıyor atılmaz. mu? Dışarıda satılanların da kullanım kılavuzundaki üzerinde ufak bir etiketi olur biliyorsun. Makinede yıkanmaz uyarısı mutlaka var onlarda da. Yani bunu elde yıkamak gerekecek. Daha nazik Peki davranmak hepsini mi gerekecek. boyayacağız bardan? Hepsini boyamayacağız. İstersek bu arada hepsini de boyayabiliriz. Hepsini mi boyayalım? Yüz ifadesini göremediniz bu arada. Hemen bir böyle bir Burkuldu. burkulma oldu. İçime burkuldu. Evet. Hepsini boyamayalım bence. Şöyle bir etiket şeklinde olabilir. Ya da hepsini mi boyayalım, öyle mi istiyorsun? Tamamını mı? Peki kulpu ne olacak? Şöyle bir şerit halinde olsun. Şöyle. Evet. Yani şöyle bir şerit halinde olsun. Hani Tamamı, baştan sona. tamamı için. Evet. Tamam. Şimdi bunu hemen Büyük bir uygulamaya, şerit. tamam, büyük bir şerit şeklinde yapalım. Hemen uygulamaya geçeceğiz. Bu arada Bekliyorum. boya bandına ihtiyacımız var. 3-5 liraya alabileceğiniz bir malzeme. Evde bulundurabileceğiniz bir kupa. Bunun yanı sıra şu fırçayı bugün aldım. 2 TL bunun ücreti. Yani çok ucuz maliyetlerle evinizde boyamak istediğiniz her şeyi boyayabilirsiniz. Bu arada bu tüpü fiyatını tekrar hatırlatayım. 15 TL fiyatı var bu tüpün. 15 liraya 120 milimlik bir
Kadens marka kara tahta boyası alabilirsiniz ve istediğiniz her şeyi boyayabilirsiniz. Yani örnek veriyorum, evinizdeki saksılardan tutun da bardaklara kadar, efendime söyleyeyim, duvarınıza kadar, işte buzdolabınıza kadar birçok yerde bunu uygulama imkanınız var. Önce bir bantlama işlemimizi yapalım. Boyayacağız. Güzel bir şekil vermiş olduk. İstediğiniz şekilde boyayabilirsiniz. Burada bir kül tablamız var. Bunu kullanacağız. Neden kül tablası kullanıyoruz? Biliyorsun. Çünkü biz sigarayı bıraktık. Biz sigarayı bıraktık. Çok uzun zaman oldu. Bıraktık ve yaklaşık... Oley! 2 ay oldu mu? Evet. 2 ay oldu değil mi? Şaka maka 2 ay oldu. Sigarayı bıraktık. Oley! Okey, tamam. Şimdi güzelce çalkalıyoruz boyamızı. Şöyle. Şu fincan alabilir miyim? Tabii benim ki. Ben içiyorum ama. Böyle koyayım, olur mu? Evet. Tamam. Şimdi güzelce çalkaladık boyamızı. Burada bir daha kullanmayacağımız kül tablamıza boyamızı döküyoruz. Evet. Çok fazla dökmeyeceğim. Kullanacağımız kadar. Çok az bir miktar döktüm. Çünkü burada da zaten çok büyük bir alanımız yok. İhtiyacımız kadarını kullanacağız. Şöyle görebilirsiniz. Çok az bir miktar koydum. Fırçamız burada. Hemen güzelce zaten karıştırdığımız boyamızı şöyle fırçamızın ucuyla alıyoruz. Ve hemen boş bıraktığımız alanı boyamaya başlıyoruz. Şöyle göstereyim. Bu arada tabii pürüzsüz bir yüzey olduğu için, bu porselen de bir yüzey olduğu için, ilk katta boşluklar olacaktır. O yüzden bekleyip ikinci kata atmanızda fayda var. Daha net bir sonuç alabilirsiniz bu sayede. Aralardaki boşlukları şimdi ilk etapta görüyorum. İkinci katta onları da kapatmış olacağız. Güzel bir kara tahta çalışması daha yapıyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam en çok izlenen videomuz kara tahta boyası. Evet. Şimdi ilk katımızın kurumasını bekleyelim. Kuruduktan sonra hemen ikinci katımızı da atacağız. Bu arada kuruduktan sonra görelim nasıl bir şey çıkacak ortaya. 10 evet, aynen öyle. Bir 5-10 dakika falan sürdü. Neden ama? Çünkü kaloriferin üstüne koydum. Evet. Şimdi uyguladığınız zemine göre dediğim gibi değişiklik gösterebiliyor. Ama bu kadar hızlı olacağını tahmin etmiyordum. Bir de ben tabii peteğin üzerine koydum. Peteğin üzerine koyduğumuz için ısıyla beraber çok çabuk kurudu. Bence de. Duvarda uyguladığımızda da duvar çok çabuk emmişti, biliyorsun. Evet evet. Aslında yine beklediğimizin altında bir süre olmuştu o, ama şimdi hemen ikinci katı atalım. Evet. Ondan sonra yeniden bir 5-10 dakika kurumaya bırakalım. Sonra da üzerine tebeşirle yazı yazalım ve görelim. Evet. Değil mi? Yep. Hemen ikinci katı o zaman hızlıca vuruyorum. Bu arada burada çok az kaldı boyamız. Hemen birazcık daha koyacağım. Çok harcama. Tabii çok harcamayacağım. Burada bizim bir tane biliyorsunuz... Baharat takımımız var. Baharat takımımız var. Cam oda. Onun üzerine de uygulamak istiyoruz. Biraz onlar tabii kalabalık ve küçük olduğu için işçilik gerekiyor ona. Onu ayrıca şimdi bunu bir uygulayalım, görelim istedik. Ondan sonra onlarda bir uygulama yapacağız ama. Onu da ayrıca çekeriz. Dedim ya, kara tahta boyasının ekmeğini yiyeceğiz biz, ekmeğini. Öyle geldi, bir paket aldım, 15 lira para verdim ben buna. Ey yavrum ey, 15 lira diyor. Anlıyorum. Ben bunu 15 lira verdiysem eğer. İlk çektiğimiz videodan beri kullanamadın ya, sayıklıyorsun zaten. Tabii ben bunu sakladım bir köşeye. Evet. Şimdi ikinci kat atıyorum. Pürüzsüz bir yüzey olduğu için. Evet. Fırçayla vuruyoruz ya, böyle pütürlü bir yüzey oluyor. Yani buradaki gibi düz bir yüzey olmuyor. Bu emdiği için boyayı o şeyi vermedi, efekti vermedi. Ama burada sanki hakikaten eski kara tahtalardaki böyle hafif böyle bir dokulu yüzey vardı ya. Ha evet. Öyle bir yüzey oluyor sanki. Daha güzel olacak gibi, bakalım. Hadi bakalım. Göreceğiz. Evet, ikinci katımızı da attık. Çok güzel oldu. Şimdi tekrar hemen kuruması için kaloriferin peteğin üzerine koyalım. Ama döndüğünüzde ben olmayacağım. Bir 5-10 dakika kadar daha bekliyoruz. Sonra bardağımızın üzerine yazı yazmaya başlıyoruz. Ve sonra huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Kayıtta olduğumuza eminiz şu anda. O zaman başlayalım. 15 liraya almış oluyoruz. Ne oldu az önce? Az önce ne oldu? Kayıt etmeyi unutmuşuz biz. Biraz konuştuk.
Hiç hoş değil. Gerçekten. 15 dakika kadar. Tamam abartmayalım. 3-4 dakikalık bir görüntü. Aynen. Ama ben ayıktım. Dedim ki ulan dedim acaba çekmiyor mu dedim. Vallahi ya bize bir kameraman lazım. Kameraman olmak isteyen arkadaşlar için adresi veriyorum. Başvurularınızı www. Ama amme hizmeti olarak yapacağım. Amme hizmeti o tabii. Bedava. Gelecek bize. Keyifli bir şekilde videolarını çekecek, eğlenecek, gülecek. Parasını almadan gidecek. Arada yaptığımız yemeklerden de yiyebilir. Orada sıkıntı yok. Karın tokluğuna çalışacak. Karın tokluğuna çalışacak. Evet. Bardağımız hazır bu arada. Bardağın bantını sökmüş bulunduk. Ben şimdi ona hiçbir şey olmamış gibi oradan alacağım. Bunu temizledik. Gördüğünüz gibi su bazlı akrilik bir boya olduğu için tertemiz bir şekilde. Bardağımız burada gördüğünüz gibi. Gerçekten çok hoş. Çok güzel. Görünüyor değil mi? Dışarıdan şunlara dünyanın paralarını veriyoruz. Gidiyoruz bir hediyelik eşya dükkanında görüyoruz. 20 lira 30 lira yeri geliyor 40-50 lira paralar veriyoruz. Evet. Yani şunu yapmakta hiçbir sıkıntı yok. İşte 15 lira 2 liraya bir fırça alıyorsunuz. Herkesin evinde şu bardaktan vardır eminim yani. Çok basit bir şey. Ki şöyle bir tüple nereden baksan 30-40 tane bardak boyarsın diye tahmin ediyorum. Tamam bu işe atılın demiyorum ama. Yok bu işe gireceğiz ya. Farklı. Belli oldu. Tamam. Girelim. Biz girelim. Yine buradan bir ticaret çıkar. Buradan bir ticaret çıkar. Gerçekten çok hoş görünüyor. Şimdi yakın planda da göstereceğim. Ama önce hemen tebeşirimizi alalım. Değil mi? Şurada bir tebeşir olacaktı. Bulamadım. Buldum. Tebeşir buldum. Şimdi buraya. Ne yazacaksın? Ne yazacağız buraya? Sen ne yazacaksın? Bir ima var sanki burada. Bilmiyorum derken. Bilmiyorum. Hadi bakalım ne yazacaksın falan. Ben bilmem. Ne istiyorsan onu yaz işte. Ne istiyorsam onu yazayım. Evet bakalım ne yazacaksın. Bakalım ne yazacağız. Hadi bakalım. Haydi hayırlısı. Hadi. Evet şöyle yapalım. Yazımın ne kadar kötü olduğunu da görmüş olacağız burada. Vallahi güzel bir yazı çıkardım sanki. Çünkü şuradaki yazılarda ben çok başarısızım. Onları Zeyno yazıyor. Evet. Şimdi buraya şöyle bir yazı yazdım. Gördüğünüz gibi. Evet, buraya Zeyno yazdım. Bence çok güzel oldu bakar bence mısınız? Bence de çok güzel yani oldu. Yani özellikle dokusu bir şey soracağım. Zeyno çok hoş oldu. Ne yazacaktım doğrusu? Ya buraya Angry Kitchen yazacaktım şimdi doğrusu. Sen öyle hadi bakalım ne yazacaksın falan deyince dedim ki burada bizim Zeyno yazmamız gerekiyor. Yani anladım. Orada bir hemen mesaj alınmıştır yani. Şunu söyleyeyim öncelikle bunu eğer bir şey içmek için kullanacaksanız hani aktif olarak bardak niyetine kullanacaksanız çok uzun ömürlü olmaz onu net olarak söyleyeyim. Çünkü çok parlak bir zemin. Ben de yazacağım. Su bazlı bir boya. Suyla temas ettiği zaman çıkacaktır mutlaka. Zeyno da hemen üzerine yazı yazsın. O arada ben de uyarılarımı yapmış olayım. Daha çok süs amacıyla kullanabilirsiniz. Üzerine yazı yazıp vitrininize koyabilirsiniz. Evin güzel bir köşesine koyabilirsiniz. Ya da mutfağınızda güzel bir böyle bir raf varsa rafa koyabilirsiniz. Üzerine notlar yazarak. Bakalım şimdi Zeyno yazıyor. Üzerine ne yazacak? Hemen onu da görelim. Ve kara tahta boyası videomuzu sona erdirelim. Peki seninkinin daha güzel olması. Çünkü daha önceki videoda rezildi yazdığın yazı. Evet. Rezildi yani çivi gerçekten yazı. Gerçekten çok komikti az önceki. Şu an benimki öyle şimdi, oldu. Şimdi az önce çekemediğimiz videoda. Şu an benimki öyle oldu. Alabilir miyim lütfen? Hayır istemiyorum. Bunu herkesin görmesi lazım. Getir. Burada gördüğünüz gibi benim yazım. Hemen şöyle size doğru çeviriyorum. Bir kalp var burada böbreğe benzeyen. Böbreğe benzeyen bir kalp. Ve çünkü ben elimi dayayamadım. Elimi tam dayayamadan yazdığım için diyorsun. Ermo. Burada da Ermo yazıyor. Gene bu fena değil. Hani benimkini görmesek hayır, orada kötü durmuyor yani. Mi? Ama şurada Zeyno'yu görünce. Ama bunu tamam da demin tam tersi oldu. Tam tersi olmuştu şimdi. Demin ben yazdım. Çünkü özenerek yazdım dikkat ettiysen. Senin yazdığı iğrençti. İğrenç. Abart abart. Evet. Evet efendim. Kara tahta boyasını bardakta uyguladık. Bence çok güzel görünüyor. Bunun üzerine güzel bir şeyler yazarak aslında mutfağımızın bir köşesinde durabilir. Hatta videolarımızda da bir köşeye yer verebiliriz. Tebeşirimiz de burada. Tebeşirimiz düştü. Tebeşirimiz yok artık. O zaman hadi görüşürüz. Efendim, Angry Kitchen sona eriyor. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay. 7 years writing what they wanna hear, an author of fictional story.